Size soruyorum. Tepegöz nerede? Onun yerini asla öğrenemeyeceksiniz. Tepegöz'ü bulmamız lazım. Babam nerede baba? Nereye götürdü bunlar babamı? Evet sayın seyirciler, şehirde gerçekten inanılmaz olaylar oluyor. Tepegöz bir anda ortadan kayboldu. Hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor. Fakir Bey şu anda orada. Eğer ki bu tarafa gelirse onunla röportaj yapacağız. Kerem Komiser sen bunları sorgula. Ben habercilerin yanına gidiyorum. Yürüyün gidiyoruz. Tepegöz'ün yerini söyleyene kadar sizi sorgulayacağım. Evet sayın seyirciler, Fakir Bey şu anda bu tarafa doğru geliyor. Bakalım röportaj verecek mi? Merhaba haberciler, kolay gelsin. Yürüyün çabuk yürüyün doğru hapishaneye. Ellerinizi sakın yere indirmeyin. Tepegöz'ün nerede olduğunu söyleyene kadar hapishanede kalacaksınız. Yani Tepegöz'ün nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Granny ve Helen Eggbor'dan şüpheleniyoruz. Fakir Bey bir portaldan geçtiği söyleniyor, doğru mu? Evet doğru, bir portaldan geçti. Yaptıklarım için pişman değilim. Tepegöz'ün nerede olduğunu asla söylemeyeceğim, asla. Yürüyün yürüyün, fazla konuşmayın, çabuk yürüyün doğru hapishaneye. Yani gördüğünüz gibi şimdi onları sorgulayacağız biz. Hiç merak etmeyin sevgili dostlarım. Babamın nerede olduğunu bulun. Lütfen ben babasız yaşayamam. O benim teknolojik babamdı. Söyleyin çabuk, Tepegöz nerede? Kimin için çalışıyorsunuz söyleyin. Tepegöz'ün nerede olduğunu asla bulamayacaksınız. Demek ki öyle, şimdi sorarım ben sana. Sabaha kadar ıslanın da görün gününüzü. Hayır, kapat şu çeşmeyi. Polis sen de aç çeşmeyi haydi. Emredersin Kerem Komiser. İşte açtım Kerem Komiser. Çok soğuk, kapatın şunu lütfen. Çok beklersiniz, sabaha kadar bu çeşmenin altında donacaksınız. Ve hasta olacaksınız, buradan çıkmayacaksınız. Tepegöz'ün yerini ne olursa olsun söylemeyeceğim. Onu göreceğiz. Polis sen burada dur. Granny'nin de elini bağla, sopasını al. Tamam Kerem Komiserim. Tepegöz'ün nerede olduğunu öğrenene kadar sorgulayacağız. Ben de gideyim kamera kayıtlarını falan inceleyeyim ya. Belki bir ipucu falan bulurum. Pek sanmıyorum ama bir şeyler bulmaya çalışacağız artık. Ben babamı istiyorum baba. Kesin başına kötü bir şey geldi. Baba neredesin baba? Bebek Tepegöz oğlum buraya gel çabuk. Burası vay neresi böyle? Neredeyim ben? Bakın. Dur sakin ol. Siz kimsiniz? Asıl sen kimsin? Arabamın yanına düşen sensin. Ben teknolojik Tepegöz. Karnım çok aç, sizi yiyebilir miyim? Olamaz. Durun kaçmayın. Tamam yemeyeceğim sizi. Çabuk çabuk. Söz veriyorum yemeyeceğim sizi. Bırakmayın beni burada lütfen. Yemeyeceğim sizi, söz veriyorum. Yalvarırım beni burada bırakmayın. Yardım edin bana insanlar. Yemeyeceğim sizi, söz veriyorum. Geri gelin. Olamaz ya. Ben ne yapacağım burada? Şuraya baksana. Her yer HD. Buradan çıkmam lazım. Şu tarafa bir bakayım. Kimse var mı? Yardım edin bana. Teknolojik dünyada hapsoldum. Of, karnım da çok acıktı. Keşke şehre geri dönsem. Hayır, ellerimi çözdüm. Donuyorum burada. Hello, ben her şeyi anlatacağım. Granny saçmalama, hayır. Anlatmak yok. Ben de donuyorum burada. Ama anlatmayacağız. Birbirimize söz verdik, unutma. Daha ne kadar böyle sabredebilirim bilmiyorum. Kaçmamız lazım buradan. İşte bu sefer onu yapamazsınız. Gelin polisler haydi. Dördümüz birden burada nöbet tutacağız. Bunları kaçırtmamamız lazım. Haydi bakalım kaçın da göreyim. Kaçma planlarınızı duydum. Bu sefer kaçmanıza izin vereceğimi mi düşündünüz ha? Tepegöz'ün yerini söyleyene kadar buradan çıkamayacaksınız. Bakın anlaşabiliriz. Tepegöz'ün yerini söylemeyeyim ama... Size istediğiniz bir şey vereyim. Sihirli güçlerim var. Çok zengin olabilirsiniz. Kandıramazsın bizi. Donuyorum artık. Lütfen. Öleceğim artık. Yalvarırım. Çıkartın beni buradan. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Konuşmaya devam ederseniz suyu sonuna kadar açarım. Tepegöz nerede? Söyleyin çabuk. Kamera kayıtlarında hiçbir yerde hiçbir şey yok. Ben şu yukarı çıkayım da bakayım, belki konuşmuşlardır. Tepegöz'ün artık nerede olduğunu bulmamız lazım. Eğer ki hala söylemedilerse ben onlara yapacağımı biliyorum. Polisler kolay gelsin, nedir durum? Kerem komiserim hiçbir şey söylemiyorlar. Tamam madem öyle ben şimdi yapacağımı biliyorum. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun be? Ne yapacaksın? Ne vuruyorsun? Yapma! Lütfen! Lütfen vurma! Olamaz! Kafama vurma! Of bu çok kötü. Babam yoksa ben de yokum. Fakir abey kapıyı aç Fakir abey. Bebek Tepegöz. Ne oldu Bebek Tepegöz? Fakir abey ben artık dayanamıyorum. Babamı çok özledim. Babamı bulmazsam ben de gideceğim şehirden, haberin olsun. Saçmalama oğlum, manyak mısın? Bulmaya çalışıyoruz zaten. Fakir abey dur. Nereye gidiyorsun? Bebek Tepegöz gel buraya. Gitme lütfen. Artık bir şeyler yapmamız lazım ya. Bebek Tepegöz de gidecek. Tamam dur söyleyeceğim tamam. Ne sakın söyleme, o kadar dayandık.
Sıkıysa sen dayak ye. Tamam Kerem komiser, her şeyi anlatacağım. Şehre saldırma planı yapıyorduk. Ama Tepegöz şehri koruduğu için doğru düzgün saldıramıyorduk şehre. Sonra? Biz de Tepegöz'den kurtulmaya karar verdik. Onu bir portal sayesinde farklı bir dünyaya yollama kararı verdik. Anlatma diyorum, anlatma. Anlat anlat, devam et. Bak söz veriyorum. Eğer ki her şeyi anlatırsan affedeceğim seni. Söz veriyorum. Granny'nin sihirli güçleri sayesinde Tepegöz'ün evinin orada gece vakti bir portal oluşturduk. Sonra ben Tepegöz'e seslendim. Sonra biz hızla oradan uzaklaşmaya başladık. Tepegöz zaten çok meraklı olduğu için portala girecekti. Sonra zaten Tepegöz mağarasından çıktı ve portala girdi. Tamam o zaman. Şimdi sizden istediğim aynı portaldan oluşturacaksınız. Asla, bunu asla yapmayacağım. Ben her şeyi anlattım. Portalı sadece Granny oluşturabiliyor. Onu ikna edin. Tamam. Bu adamı serbest bırakın. Granny. Bana bak Granny. Burada sonsuza kadar kalamazsın. Sen de biliyorsun bunu. Haydi şu portalı oluştur bize. Sen yapmazsan biz zaten başka bir büyücü bulabiliriz. Ama bizi uğraştırma. Haydi Granny. Tamam, yapacağım. Çözün ellerimi ve beni o portalın oraya götürün. İşte böyle güzel. Haydi çocuklar, çözün ellerini. Evet, şimdi buradan geçince Tepegöz'ün yanına mı ulaşacağım? Evet, Tepegöz'ün yanına ulaşacaksın. Ulaştığın yere de bir portal oluşturacağım şimdi. Bu sayede oradan geri dönebileceksin. Tepegöz'ü de alıp oradan geriye dönebilirsiniz. Tamamdır, güzel. Sizi tabii ki affedeceğimi düşündüyseniz yanılıyorsunuz. Polisler, tutuklayın şunları. Hayır, hani her şeyi anlatınca serbest bırakacaktın? Yapma Kerem komiser. Yaptım bile. Bunları hep siz başımıza açtınız. Polisler, tutuklayın şunları. En doğru karar bu. Babamı kurtarmam lazım. Kerem komiser, haydi. Gir portala ve Tepegöz'ü oradan kurtar. Evet Kerem komiser, başka güvencemiz yok. Merak etmeyin, elimden geleni yapacağım. Aslı aşkım, gidiyorum ben. Oğlumuz nerede bebek polis? Başıma bir şey gelirse bir daha seni ve onu göremem. Ona söylemedim Kerem, yoksa çok ağlardı. En iyisini yapmışsın aşkım. Neyse, gidiyorum artık ben. Hoşça kal. Şimdi oraya gittikten sonra geri dönemeyebilirim belki. O yüzden hakkınızı helal edin. He dur! Bebek Tepegöz dur! Babamı kurtaracağım, merak etmeyin. Hayır, olamaz. Olamaz, hayır, portal kapandı. Ne yaptın sen bebek Tepegöz, ne yaptın? Portal kapandı, ne yapacağız şimdi? Galiba ayvayı yedik. Granny'ye söyleyelim bir daha portal açsın. Sizce yardım eder mi bir daha? Sanmıyorum. Tekrar onları hapishaneye gönderdim. Asla yardım etmez. Kerem komiser, kocam gitti, şimdi de okulum gitti. Ne yapacağız Kerem komiser? Nasıl kurtaracağız? Bilmiyorum. Sanırım beklemekten başka şansımız yok. Bebek Tepegöz eğer ki portalın diğer ucunda Tepegöz'ü bulup buraya getirirse kurtulmuş olurlar. Ama eğer ki yapamazsa ikisi de sonsuza kadar yok olur. Abi oğlum, neden böyle bir şey yaptın? Ne yapacağım ben şimdi? Dua edelim de portalın ucunda Tepegöz'ü bulsun ve tekrardan buraya dönsünler. Ona